Ekrem İmamoğlu'ndan skandal Pınar Gültekin mesajı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun canice katledilen Pınar Gültekin ile ilgili paylaştığı sözde taziye mesajına tepki yağdı. Muğla'da 5 gün önce ortadan kaybolan Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın evli olduğu ortaya çıktı. 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Eski sevgilisi Pınar'ı önce dövüp sonra öldürdüğünü, daha sonra da cesedini varile koyup ormanlık alana götürdüğünü itiraf etti. Cani eski sevgilinin Pınar'ı bağ evine götürüp boğduğu ortaya çıktı. Cemal Metin Avcı'nın Muğla'da bir mekan işlettiği de ifade edildi. Ayrıca cesedin yakıldığı varil de fotoğraflandı. Katilin sosyal medya paylaşımlarından ise Kemalist ve CHP'li olduğu değerlendirildi. Kan donduran olayın ardından CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözde taziye mesajı ise büyük tepki çekti. İmamoğlu sosyal medya hesabından ne kadar acı verici, hayata umutla, neşeyle bakan yüzlerin aramızdan alındığını öğrenmek, ne kadar tutarsız, özgürlüğü, yaşamı güvence altına almak yerine yasakçılığın peşinden koşmak şeklinde iddiada bulunarak bir kadın cinayetinin üzerinden siyaset yapmaya kalkıştı. Pınar Gültekin'in eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğünün ortaya çıkması sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan sanatçı Haluk Levent de gelen tepkiler üzerine takipçilerinden özür dileyerek paylaşımını sildi. Ahbap'ın da kurucusu olan sanatçı Haluk Levent 16 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cansız bedeninin ormanlık alanda bulunmasından sonra yaptığı paylaşımdan dolayı takipçilerinden özür diledi. Haluk Levent tepki çeken paylaşımında "Kızlar, Haluk abinizin tavsiyesi, ilişkinizin ilk günlerinde erkek arkadaşınız kıskançlık ile başka bir durum ile az da olsa size şiddet uygularsa hoş görmeyin. Hayatta bazıları gibi bunu sosyal medyada gösterip erkeğim benim demeyin. Şiddeti meşrulaştırmayın yoksa ölürsünüz" ifadelerini kullanmıştı. Gelen tepkiler üzerine bu tweetini de sildi ve takipçilerinden özür dileyen Haluk Levent duygusal davranıp bu tweet'i attım. Erkek egemen toplumda kadınlar bu kadar aşağılanırken, her gün kadın tecavüz, şiddet ve ölüm haberleri var iken ve erkeğin hafif darp etmesi kimi yerlerde övünç kaynağı gösterilirken bu tweet'e biraz abartmış olabilirim. Lütfen bağışlayın açıklamasını yaptı. Eski erkek arkadaşı tarafından vahşice katledilen üniversiteli Pınar Gültekin, cinayeti sonrası bazı kişilerin katil zanlısını savunmak için Instagram hesabı açtığı görüldü. Cemal Metin Avcı adıyla açılan hesaptan yapılan paylaşımda "O kız kuyruk sallamasa hiçbir şey olmayacaktı" şeklinde iğrenç ifadeler kullanıldı. Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın emniyetteki ilk ifadesine cinayeti itiraf etti. Her kadın cinayetinde olduğu gibi yine kurbanın suçlandığı ifadede "Pınar ile ilişkimiz vardı, eşine söylerim" diye sürekli tehdit ediyordu. Para istiyordu. "O gün de para istedi. Verecektim ama sinirlendim, tartıştık. Bir anlık öfkeyle öldürdüm" denildi. Türkiye'yi sarsan cinayet sonrası katil zanlısının adına Instagram hesabı açılıp iğrenç ifadeler kullanıldı. Hesabın biyografi kısmında "Kimse durduk yere birini öldürmez. Kız bağ evine gelmeyi kabul ediyorsa ne olduğu apaçık bellidir" yazdığı görüldü. Yapılan başka bir paylaşımda ise katil zanlısının fotoğrafına yer verilerek "Cemal'imiz evli bir çocuk babasıdır. O kız kuyruk sallamasa hiçbir şey olmayacaktı. Cemal'i eşine söylemekle tehdit etmiş" ifadesi kullanıldı. Evet, Allah kimsenin kalbinden merhameti, vicdanı, insafı almasın inşallah. Böyle canileri tez zamanda ıslah eylesin. Allah ailesine, yakınlarına sabırlar versin inşallah.